Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Âl-i İmrân suresi 130-136. Ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Burada Cenab-ı Hak değişik mesajları, önemli mesajları bizlere bildirmekte. Şöyle ki: Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la te'kulur ribe edafen mudaafe, kat kat faiz yemeyin. Vettegullah, Allah'tan korkun, sakının. Leallekum tuflihun, ta ki felaha eresiniz, kurtuluşa nail olasınız. Vettegun narelleti uiddet lil kafirin, kafirler için hazırlanan ateşten, cehennem ateşinden sakının. Ve atiullaha ve rasul, Allah'a ve Resul'e, peygambere itaat edin. Leallekum turhamun, ta ki bu şekilde merhamet edilesiniz, Allah'ın merhametine mazhar olasınız. Ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum, Rabbinizden bir mağfirete koşuşun, yarışın. Ve cennetin, ve cennet için yarışın. Arduha semavat vel ard, o cennetin genişliği gökler ve yer genişliğindedir. Uiddet lil muttakin, ve muttakiler için hazırlanmıştır. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ, onlar ki o müttaki müminler hem rahat hallerinde hem de darlık hallerinde infakta bulunurlar. وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزِ, ve öfkelerini yutan kimselerdir. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, ve insanları bağışlayan, affeden kimselerdir. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, Allah muhsinleri sever. Allah'ı görür gibi iyilikte bulunan kimseleri Allah sever. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً, onlar ki bir çirkin bir iş yaptıklarında, اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ, veya günahlara girmek suretiyle nefislerine zulmettiklerinde, ذَكَرُوا اللّٰهِ, Allah'ı anarlar, Allah'ı hatırlarlar. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, ve hemen ardından günahlarının bağışlanması için mağfiret talebinde bulunurlar. Ve men yağfiru zunube illallah, zaten Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Ve lem yusirru ala ma faalu, ve onlar yaptıklarında ısrar etmezler, hatada ısrar etmezler. Ve hum ya'lemun, bile bile hatayı yapmazlar. Ulaike cezauhum mağfiratun min rabbihim, işte onların karşılığı, mükafatı Rablerinden bir mağfirettir. Ve cennetun, ve cennetler. Tecri min tahtiyel enhar, altlarından nehirler akan cennet bahçeleri. Halidine fiha, ve onlar orada daimi ebedidirler. Ve ni'me ecrul amilin, bu şekilde amel edenlerin mükafatı ne kadar da güzeldir. Değerli izleyenlerim, burada önce faizle alakalı hüküm beyan edildi. Ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu, la te'kulur ribe edafen mudaafen, kat kat faiz yemeyin. Kat kat faiz şuna deniyor. Diyelim birisi birisine bir ay müddet ile 1.000 lira verdi ve faiz olarak verdi. Bir ay sonra 1.200 olarak alacak. Bir ay geçiyor, bu defa adam ödeyemiyor. Bunun üzerine bir ay daha, ama artık bu defa 1.200 değil 1.400 alacak veya 1.500 alacak. Bu tarz gittikçe faizi katlamak. Ey iman edenler, kat kat faiz almayın. Burada tabii kat kat olmazsa alınabilir mi, belki hatıra geliyor. Elbette o da caiz değil. Burada vaki olan bir durum nazara verilmiştir. Yani İslam'dan önce kat kat faiz sistemi vardı. Siz faizin her türlüsünden uzak kalın. Kat kat olanından da, diğer türlü olanlardan da, bunlardan hepsinden uzak kalın. Ama özellikle bu tarz kat kat olması daha da büyük bir suç olarak nazara veriliyor. Daha böyle bir insafsızlık. Çünkü faizde sen çalış ben yiyeyim prensibi var. Ve bir insanın bir miktar parası varsa, faizle bunu nemalandırmaya çalışıyorsa,
başkalarının sırtından bir nevi vampir misali geçinmeye çalışıyor. Ve malum 7 büyük günahtan bir tanesi faiz günahıdır. Vettagullah, Allah'tan korkun. Leallekum tuflihun, ta ki felaha eresiniz. Demek ki faiz yememek için de takva gerekiyor. Yani günümüz şartlarında faiz almış başını gidiyor. Çok yaygın bir şekilde gerek şahısların gerek bir takım müesseselerin faizle iç içe olması malum bilinen bir gerçek. Bu durumda bir kimsenin faizden kurtulabilmesi, her türlüsünden kurtulabilmesi onun takva derecesini ortaya koyan bir durumdur. Vettagunnar elleti uiddet lil kafirin, kafirler için hazırlanan ateşten sakının. Yani kafirler için ateş var. İşte bir kimse faiz gibi günahları, Allah'ın doğrudan yasaklamış olduğu günahları böyle bile bile yapacak olursa o kimse için de bir ateş olacağı ayet-i kerimeden anlaşılıyor. Ve atiullah ve rasul, Allah'a itaat edin, peygambere de. Leallekum turhamun, ta ki bu şekilde Allah'ın merhametine mazhar olasınız. Ta ki merhamet edilesiniz. Allah'a itaat, peygambere itaat dinin esaslarından. Allah'a itaat, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de emir ve yasaklarını bildirmiş. Peygambere itaat, peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hadisleri vardır, sünneti vardır ve şu anda bizler için de aynen geçerlidir. Hadis kitapları ortada, peygamberimiz neler buyurmuş bunlar ortada. Dolayısıyla Allah'a itaat, peygambere itaat gerekiyor. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, Rabbinizden bir mağfirete koşun. Yani bu insanları bir teşviktir. Dünyaya koşun diye bir teşvik yok. Ama mağfirete koşun, cennete koşun, bu noktada birbirinizle yarışın, Allah-u Teala teşvikte bulunuyor. Ve cennetin ve cennet için yarışın. اَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ, onun genişliği gökler ve yer kadar. Gökler ve yer genişliğinde cennete koşuşun. O iddet lil müttakin, ve bu cennet de müttakiler için, takva sahibi olan kimseler için hazırlanmıştır. Değerli Müslümanlar, şu dünya hayatı bir imtihan. Allahu Teala insanları bu dünyada imtihana tabi tutuyor ve insanların dereceleri açığa çıkıyor, ortaya çıkıyor. Kim mümin, kim kafir, kim cimri, kim cömert, bu gibi şeyler, kim fedakarlık yapıyor, kim kendi nefsi için çalışıyor, bütün bunlar dünyada bu imtihanda ortaya çıkıyor. Ama insanların Allah'ın mağfiretine ve cenneti kazanmaya koşmaları, bu noktada yarış etmeleri gerekiyor. Ve o cennet müttakiler için hazırlanmış. Acaba o müttakiler kimler? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ, o müttakiler hem geniş hallerinde hem de zor zamanlarında infak ederler. Mallarından verirler ve başkalarına yardımcı olurlar. وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزِ, ve öfkelerini tutarlar. Öfkelerini yutmasını bilirler. Malum insanda öfke de var ve bu öfke zaman zaman bazı taşkınlıklara sebebiyet veriyor. Ama kamil olan müminler öfkesini tutmasını bilir. Ya sabur der. La havle ve la kuvvete illa billah der. Hasbunallah ve ni'mel vekil der. Bu gibi Kur'ani reçetelerle sabretmesini bilirler. Ve bunun neticesinde başkalarının bağırıp çağırdığı, başkalarının dövüştüğü yerde onlar öfkelerini tutarlar. Demek ki bu her baba yiğidin harcı değil, müttaki olanlar bunu yapabiliyor. Vel afina ninnas, ve bunlar insanları affederler. Evet, insanlar olarak hepimizin bir takım eksikleri, kusurları var. Genelde insanlar birbirinin kusurunu görür. Kendi kusurlarını fazla görmezler de nedense birbirlerinin kusurlarını görürler. Ama müttaki olan müminler başkalarında kusur gördüğünde, kendilerine karşı uygunsuz haller gördüğünde affetmesini de bilirler. İntikamcı değillerdir. Vallahu yuhibbul muhsinin, ve Allah muhsin olanları
Allah'ı görür gibi ibadet eden, iyilik eden kimseleri Allah sever. Demek ki bunlar Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine medar olan durumlar. Allah yolunda vermek. Diyelim bolken insan verebilir de darlıkta vermek, bu önemli bir fedakarlıktır. Normalde öfkelendirecek durumlar varken öfkeyi yutmak, mümin kardeşine düşmanlık yapmamak, öfkesini izhar etmemek, bunlar çok güzel durumlardır. Ve Allah bunları, bu özelliklerin sahibi olan kimseleri sevmektedir. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً, o müttaki müminler çirkin bir iş yaptıklarında, اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ, veya nefislerine zulmettiklerinde, ذَكَرُوا اللّٰهَ, Allah'ı hatırlarlar. Yani bir müminin kalbinde iman daima Allah'ı hatırlatır. Mümin acaba hata işlemez mi? Mümin hatada işleyebilir. En azından beşeriyet hasebiyle insanın nefsi günahları arzu eder. Şeytan da boş durmaz. O insanın gafil bir anına gelir ve bunun neticesinde açıktan veya gizliden bir takım günahları olabilir. Ama o müttaki müminler herhangi çirkin bir iş yaptıklarında veya günahlar işlemek suretiyle nefislerine zulmettiklerinde hemen Allah'ı hatırlarlar. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, ve günahları için mağfiret talebinde bulunurlar. Yani günahlarını itiraf ederler. Ya Rabbi bizi affet diye mağfiret talep ederler. وَمَنْ يَغْفِرُوا الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ, Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, ve onlar yaptıkları kötülüklerde ısrar etmezler. Değerli izleyenlerim, bir insan hasbel beşer bazı günahlara girmiş olabilir. Ama bir mümin aynı hatayı defalarca yapmaz ve günahta ısrarcı olmaz. Ve Allah-u Teala hemen bir defada da insanı cezalandırmaz. Bir defada hemen onun perdesini yırtmaz tabiri caizse. Böyle olunca Allah-u Teala bir nevi insanlara fırsatlar veriyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müjde olarak bize şunu bildiriyor. اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ, günahına tevbe eden kimse günahı olmayan kimse gibidir. Demek ki tevbe etmek o günahtan insanı kurtarıyor. اَنَّدْمُ تَوْبَ, pişman olmak tevbedir. İşte bu müttaki olan müminler günahta ısrar etmiyorlar ve günah işlediklerinde veya çirkin bir iş yaptıklarında hemen Allah'ı hatırlıyorlar ve günahlarının bağışlanması için tevbe ve istiğfarda bulunuyorlar. Ulaike cezauhum mağfiratun min rabbihim, onların mükafatı şudur: Rablerinden bir mağfiret ve cennetun, ve cennetler. Tecri min tahtiyel enhar, altlarından nehirler akan cennet bahçeleri. Halidine fiha, ve onlar orada ebedidirler, daimidirler. Ve ni'me ecrul amilin, böyle amel edenlerin mükafatı ne de güzeldir. Değerli izleyenlerim, biz cenneti görmedik ama şu dünyada cennet misal bazı yerleri hepimiz görüyoruz. Televizyonlarda görüyoruz veya bizzat giderek görüyoruz. Ve insan oraları görünce diyelim çok güzel bir bahçe, bağlık, yemyeşil bir zemin, rengarenk çiçekler ve değişik ağaçlar ve şırıl şırıl akan su sesleri, kuş cıvıltıları, uçuşan kelebekler. İnsan böyle bunları gördüğü zaman cennetten bir köşe diyor. Biz cenneti görmedik ama cennet misal yerleri görüyoruz. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cenneti anlatırken altlarından nehirler akan cennet bahçeleri tarzında bu ifadeyi sıkça kullanıyor. Bu da ayrı bir güzellik. Ve demek ki dünyada gördüğümüz şeyler cennete bir numune. Allah-u Teala cennetin numunelerini, misallerini bize dünyada gösteriyor. Ve asıllarına bizi teşvik ediyor. Ey kullarım, işte cennetin misali bunlardır. Ama cennet bunlardan çok daha güzeldir. Ve bir hadisi kutside ifade edildiği üzere Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor: اَعَدُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِح۪ينَ ف۪يهَا مَا لَا اَيْنُونَ رَأَتْ, ben cennette salih kullarıma öyle şeyler hazırladım ki
Mâ lâ aynun râet, hiç ne bir göz görmüş, ve lâ üzünün semiat, ne bir kulak işitmiş, ve lâ hatar alâ galbi beşer, ne de insan kalbine öyle bir şey gelmiştir. Demek ki cennet gözün görmediği, kulağın işitmediği, kalplerin hatırına gelmeyen bir güzellikte. İşte burada sayılan özelliği taşıyan kimseler bu gibi cennetlere muhatap olacaklar. Bu gibi cennetler onları bekliyor. Ve Cenab-ı Hak bu mükafatın ne kadar güzel bir mükafat olduğunu bize bildiriyor. Ve ni'ame ecrul amilin, böyle amel edenlerin mükafatı ne de güzeldir buyuruyor. Gerçekten bu tarzda baktığımızda ayet-i kerimeler bizi şu dünyanın dar kalıplarından kurtarıyor. Önümüze cennet gibi bir hedef koyuyor. Ve o cennete yarışmak, o cennette daha ileri mertebeler elde etmek için bizi gayrete getiriyor. Malum bir müsabaka olduğunda insanlar daha böyle bir gayrete gelir. Diyelim bir maraton olduğunda acaba ben birinci olabilir miyim diye insan gayrete gelir ve onun için geceli gündüzlü çalışır. Veya olimpiyatlar yapılıyor. O olimpiyatlarda kazanmak için insanlar aylarca, belki yıllarca hazırlanıyorlar. Cennet önümüze bir hedef olarak konulmuştur. Cenab-ı Hakk'ın mağfireti önümüze bir hedef olarak konulmuştur. Ve bize düşen orası için çok ciddi bir gayret içinde olmak ve çok ciddi bir şekilde orası için çalışmak. Ama gözlerimiz perdeli olduğundan biz dünyayı cennet haline getirmeye çalışıyoruz. Yani dünya da bizim, ahirette bizim olabilir. Bir koltukta iki karpuz değil, iki koltuğumuz var. Bir koltuğumuzda dünya, öbür koltuğumuzda ahiret. Bu olur. Tek başına dünya, tek başına ahiret. Bu belki o kadar ideal bir şey de değil. Dünya bizim, ahirette bizim olmalı. Ve Kur'an-ı Kerim dünyayı terk edin demiyor. Genel anlamda ayetleri, hadisleri değerlendirdiğimizde dünyayı kalbimize koymamak lazım. Yoksa dünya için elbette çalışacağız. Dünyada yaşıyoruz. Ama ahiret yolcusu olduğumuzda unutmayacağız. Diyelim Almanya gibi ülkelere çalışmak için gidenler günlerini orada geçirirler. Ama burası için bir yatırım planları olur. Orada fazla harcamayıp fedakarlık yaparak, rahatlarından, keyiflerinden fedakarlık yaparak buraya dönerler ve buraya geldiklerinde de ağa gibi yaşarlar. İşte bu dünya bizim için bir gurbet diyarı, çalışma diyarı. Bu dünyada çalışılacak. Önümüzde cennet gibi bir hedef var. Evet, arada günahlarımız olabilir, ayağımız sürçebilir ama kalkmasını bilmeliyiz. Tevbe istiğfar etmesini bilmeliyiz ve günahta ısrar etmeden Allah'a yönelmesini bilmeliyiz. Cenab-ı Hak hepimizi lütfuyla cennetine dahil olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler ve geceler diliyorum.